Selamünaleyküm cümleten League of Energy kanalına hoş geldin. Ben Mehmet Ali. Bu videoda değişik bir konsepte doğru yol alacağım. Nasıl bir konsepte doğru yol alacağım? Şimdi Formula 1'in sezonu yeni bitti. Hamilton 7. kere dünya şampiyonu oldu falan. Ve arada böyle bir 3 aylık falan bir ara söz konusu 21 sezonuna geçmeden önce. Ben de dedim ki hazır böyle bir boşluk varken ve insanlar Formula'ya aşıkken, yani onun kitlesi en azından ona aşıkken, dedim ki hani böyle bir boşluk olmasın içeride. İnsanlara hani Formula izleyen kitleyi insanlarına işte kendime çekmek için böyle bir seri çekmek karar verdim. Bu serinin amacı ne peki? Hadi ona geçelim. Bu serinin amacı bütün pistleri tanıtma, böyle hangi virajda nasıl dönülür, nasıl edilir gibi bir seriyi yapmaya çalışacağım. Daha sonra da eğer talep olursa, hani beğenilirse serim, kariyer modu da çekmeye çalışacağım Formula 1 oyununda. Ondan sonra kendi takımım, yani takımın patronu olarak yönettiğimiz modu da çekeriz. Talep gelirse tabii ki, beğenirseniz. Şimdi gelelim bakalım şöyle bir nasıl olacak. Şimdi ilk pistim İtalya Monza pistinden başlayacağım. Çoktandır oynuyorum pisti. Bunda nasıl virajları dönmemiz gerekli, nerede nasıl yapmamız gerekli, hızlanmadır, DRS bölgeleridir falan filan, hepsini açıklamaya çalışacağım. Şimdi ilk önce yarış ayarlarını şöyle bir temiz havaya açacağım. Çünkü hani bu bir gösterim amaçlı, yani gerçek yarış değil. Onun haricinde klavyeyle bu arada oynayacağım için de söyleyeyim. Klavyeyle oynayacağım. Hani hele kolla falan oynadığım yok şu anda. Belki daha sonra kola da geçerim, bilmiyorum. Frenleme yardımlarını falan hani birkaçını açtım. DRS ayarı şu anda da, yani DRS yardımı şu anda açık. Hani mesela bölgeye yetiştiği an otomatik olarak kendisi açıyor. Sadece ben neyi ele alacağım? Yakıt tüketimini, ERS'yi, yani enerjiyi kendi elime alacağım. Onun dışında güvenlik aracı falan açık yani. Herhangi bir kaza falan olması durumunda güvenlik aracı falan devreye girecek. Ve formasyon turunu da açtım. Formasyon turunu açtım. Neden açtım? Yarış öncesinde, yani yarış yapacağım normalde. 125'lik mesela, atıyorum 58 tursa 17 turluk bir yarış olacak bu. Şimdi burada amacım ne? Formasyon turunda detayları anlatıp daha sonra bir üzerine yarış yapmak. F1'e basıp Start Session diyoruz ve Monza'ya gidiyoruz, İtalya Grand Prix'sine. Intromuz geldi. Welcome one and all, and we're in for a real treat at this classic circuit here today. The crowd are ready to go, the cars are ready to go, and we're just about set for lights out. Welcome to the Italian Grand Prix. Hoş bulduk. 27 derecede temiz havaya, zaten temiz havayı biz açtık. Şimdi ilk düzlükten sonra bir sağ sol dönüşümüz var. İki tane DRS bölgemiz var şu anda. Toplamda da 11 tane virajımız var. Hızlanma olarak genelde düz bir pist, hani oynanması kolay bir pist. Yani zorlanacağınız bir pist değil yani genelde bütün oynayacaklar için. Ha bu arada araç olarak da şey seçtim. Vettel'in 2010'da hatırlarsınız bu İstanbul'da Weber'le çarpışmasının olduğu araç. Hani eski araç doğrula oynamaya çalışacağım daha doğrusu. Aman. Sebastian Vettel! İnanamıyorum. İnanılacak gibi değil. İşte bunu anlatıyordum. İnanılır gibi değil. Şimdi strateji olarak 13 turluk yarışımız bu arada. 15 turluk normalde mazot koymuşlar da ben biraz mazotu 16 turluğa mı alayım? 17 turluk mazot alayım çünkü ben yakıtı, işte fuel mix dediğimiz o ayarı sürekli açıyorum ve top speed'e biraz şey yapacağım. Downforce'a ayarlarsak şimdi yol tutuşumuz daha fazla olur ama rakip yakalayamayız. Ne yapsam? Top speed'i getirdik de ne yapayım? Balanced mi alayım? Ya top speed'i alacağım ben ya. Top speed'i yapıştırdık. 4 turluk fazla yakıtımızı aldık. Çıkıyoruz. Şimdi yarışı 3. başlayacağız. Formasyon turunda ben şimdi göstereceğim. İlk çıkışımız böyle. Biraz hızlansa şu adam da, yani anlatmaya çalıştığımı anlatsam. Şimdi şurada ilk düzlükten sonra şöyle bir sağ solumuz var. Şöyle bir sağ, bir sol. Sonra buradan
sağa doğru böyle meyilli olarak hızlanacağız. Şu herifin arkasına durmaya çalışacağım formasyon turu olduğu için. Sonra buradan bir sol sağ virajımız var dikine. Onun için yolun sağına yanaşmamız gerekiyor. Burada da frenlemeleri falan çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Mesela şu açıda ama tam gazla hani gideceğimiz için o açıdan dönebilirsek ideal olur. Şurada bir sağ virajımız var. Biraz bu dik. Bundan sonra bir tane daha sağ virajımız var. Bu biraz daha böyle meyilli yani. Buna bir dokunmayla hop dönüyorsun ve gazı kökleyebiliyorsun. O açıdan güzel. Burada bir DRS bölgemiz var. Buradan düz olduğu gibi DRS bölgesi. Yani yarışa 3. başlayacağım ama ben ilk şeyde geçeceğimi düşünüyorum. Buradan sonra bir sol sağ, sonra bir daha solumuz var. Ama burası biraz daha böyle hani dik değil. Yani burada gazı kökleyip geçebileceğimiz yerler. Demin sol tekeri o tırtıklı olan yere değdirdiğimiz gibi geçebileceğimiz yer. Buradan sonrası düzlük ve buradan bir geniş alarak U yapacağız. Başlangıca döneceğiz. Pist bundan ibaret. Formasyon turda zannediyorsam şimdi bitecek yani aracın kontrolü benden çıkacak. Aynen aracın kontrolü şu anda benden çıktı. Şu anda start gridine gidiyoruz. Pist bu şekilde en iyi şekilde virajları almaya çalışacağım. Yani alamayabilirim çünkü yani fazla uzmanı değilim, oyun usta değilim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gözümüz ışıklarda. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz sayın seyirciler. 1, 2, 3, 4, 5. Başlıyoruz. Çok iyi start aldık baksana. Direkt bir bizde. Araba süper kalktı. Evet tam gaz gittikten sonra %100 frenimize basıp dönüyoruz. Kökle babam gazı. Çok güzel aldık ilk virajı. Gayet sevdiğim viraj alışımı. Sonra burada mümkün mertebe içeride kalmaya çalışacağız. İçeride kalmaya dikkat etmek gerekiyor. Burada %100 basıyoruz. Elimi frenden çekiyorum. Virajı dönerken çünkü frenler dingillere blokaj yaptığı için direksiyonla rahat döndüremiyorsunuz. Ondan dolayı virajı alırken mümkün mertebe ayak frende olmamalı. Vallahi süper aldık yarışı. Dümdüz devam ediyoruz. Burada sol sağ yaptık. Bir daha sol. Biraz kötü döndük buraya ama olsun. En azından yolun sol tarafından devam edeceğiz. Çünkü bak önerilen çizgi de sol tarafa meyil veriyor. Daraldığımız için rahatlıkla dönebildik. Burada da mümkün mertebe içeride kalmaya çalışacağız. İstanbul'un 8. virajı hesabı. Hop güp. Bu şekilde turumuzu atmış olacağız. En hızlı tur bizde 1.28. Bu ikinci turda daha da düşecek çünkü sıfırdan başlıyorsun startta. Burada hızın full olduğu için biraz da erken frene basman önemli. Çünkü dediğim gibi dingiller blokaj yaptığı için yani fren dingillere daha doğrusu blokaj yaptığı için dönemiyorsun rahatlıkla. Bak sektör 1'de mor verdi. Yani en hızlı tur olma Allah 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 Allah. Aman aman aman. Pup pup. Aman aman. Eşeğden hayır hayır hayır. Çok kötü döndük. Çok kötü döndük. Arkamdaki adam bakın beni zorluyor. İçeriden alacak ve beni geçecek. Allah. İki virajı leş gibi döndük. Neyse toplarız ya belki. Bir DRS'ye ben bu herifi alırım. Tamam tamam odaklanacağım merak etme. Bu da beni geçti. Üçüncüye düştük. Grid pozisyonunu geri aldık. Çok ani frenler yapıyorlar ya. Tampon yapıyorlar resmen herifler bildiğin. Şöyle bir daralıp geçebilirsem. Şuradan sıfırdan da şöyle bir mazot karışımını biraz arttıralım. Fuel mix dediğimiz ayara. Ya, sektör 2'de direkt kırmızıyı verdi bize. Çünkü çok kötü aldık o iki virajı. Neyse ikinciliği geri toparladık.
Şimdi şu herife yakalamamız lazım. Pistin sonunu hizalayacağım kendime. Bak, o herife en hızlı tur çıktı şimdi. Çünkü iki sektörde de kırmızı sağda gözüküyor üzeri yanda. Ve Calabresi dediğimiz arkadaş bizi geçti. Virajı kötü alacağım burada çünkü dar almak zorunda kaldık. Sağdan direkt dikine girdik. Devam edeceğim. Şu virajı mümkün mertebe içeriden almaya çalışacağım. İçeriden almak en mantıklısı şu anda. O sol tarafa gösterdiğine bakmaya gerek yok. Hop. Tamam. Deminki hata yapmadık. Güzel. Bak, içeriden almak her zaman için en iyisi. Hop. Güm. Bak, çok yaklaştık. DRS şu anda aktif değil. Yani yönetim, daha doğrusu yarış yönetimi aktifleştirmedi. Aktifleştirmiş olsaydı ben bu herifi almıştım. Ziyan yok. 2-3 virajda ben adam akıllı oynarsam ben bunu alırım. Bak, burayı aldık. İyi aldık. Burayı da aldık. Bum. Güzel aldık. Güzel 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 güzel. Devam ediyoruz. Bu yarışta pit stop yok. Pit stopsuz yarışacağız. Eski araç olduğu için. Stratejide 13 tur yarış olduğu için normalde yeni arabayla yarışmış olsaydık bir pit stop zorunlu olacaktı. Bak, en hızlı turu biz aldık. Çünkü düzgün gittik tura bak. Sektör 1 yeşil, sektör 2 ile 3'ü mor şekilde döndük. Ah 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 ah, adama da çarptık. Şu virajları kötü almam beni mahvedecek, bitirecek resmen. Dur bakayım. Adama çarptık. Adam da yavaşladı ama adam bizden önce toparladı. Arkadaki yapacak defans yapmam lazım. Defans yapacağım. Oo, süper defans yaptım. Gördün mü? Süper defanstı. Şurayı aman. Hatalarım bana yarışa mal olacak, haberimiz yok. Bak, buraya güzel döndük. Burayı kötü döndük. Şu DRS'yi de açın ya. Bir DRS yapayım şu yarışta. Güzel aldık. Fena değil. Şimdi mazotu çok almış olmam, yani daha doğrusu yakıtı çok almış olmam işimi zorlaştırdı. Neden zorlaştırdı? Hani ağırlık çünkü yapıyor yakıt. Bir müddetten sonra. Bak, 3. bölmeyi dönmüşüz. 1-2'de işte o yaptığımız kaza bizim yolumuza taş koyuyor. Burada erken fren yapmamız gerekiyor. Tamam, arabanın dibine yapıştık. Eğer bir hatasında veya bir şeyinde, bir yanlışında ben bunu alırım. Veya bir virajda da olabilir. Demek ki virajı biraz kötü döndüm. Bu fena değildi. Önümde yapışmış ya. Tampon yapıyor bana. Sinir oluyor. Aa, koridoru onu yakalamaya çalışıyorum. Adam arkasına yapışıp. Ama uzağmışlar onu da faydalanmak için. Güm. 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 Tamam, yapıştım herifin arkasına. Eski arabalarda da hani ERS dediğimiz enerji olayı olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Mevzu ondan ibaret. İş tamamen senin marifetine, hata yapmamana ve lahasıl onlara kalıyor. Eh be sari be, lan bırak şu arayı ya. Aa bak, en hızlı tur gene bize geldi. 1.26.818. İkinci bitirmek istemiyorum şu yarışı ya. Hadi içeriden alacağım. Hop. Bir temasla anasını alattık. Hadi bakayım. Balalalalay. Kime şekil yapıyorsun sen ya? Ama bak, arkama yapışacak bu herif. Yeni strateji varmış. Neymiş?
pit stop istiyor. Pit stop yapmayacağım. Eğer ben pit yaparsam bu adamlar beni geçer. Ha, önceki şeylerde olsaydı, önceki dediğim yani normal 2020 araçlarıyla yapıyor olsaydım, pit stop zaten yapmak zorundasın onda, Monza'da. Çünkü daha öncesinde dediğim gibi ben oynadım, tecrübeli oldu Pitbull biraz. Defans yapacağım ama adam, ha bak, yaptığım defansa karşılık beni geçemedi. Geçemezsin tabi birader. Aha, böyle yapışırsın işte. Kaza da yaptı herif. Oynat. Defans böyle yapılır işte. Biraz dışarıdan aldık bu virajı. Dediğim gibi yani bütün virajları içeriden almak en iyisi. Neden en iyisi? Yani sağında dışarıdan olan adamı daha fazla mesafe kat etmiş oluyor. Sen daha az mesafe kat etmiş oluyorsun aynı viraj için. Önüne geçmiş oluyorsun. Ha dersen ki ben dışarıdan alırım ama ondan daha yüksek süratle onu geçerim. O farkı hesap ederim. Canın sağ olsun, nasıl istiyorsan. Ben mesela bu virajı dışarıdan almak yerine içeriden almak daha mantıklı. Çünkü direkt sağa yapışıyorsun ve sonraki viraj için hazırlanmış oluyorsun. Ama ben buraya kötü döndüm ama biraz daha frenlemiş olsaydım gayet iyi dönebilirdim. Ben burada hem gazdan çekmek zorunda kaldım çünkü gene kötü döndüm. Hah, bak burayı iyi döndük. Bak burayı döndük. Zamanlama çok önemli burada. Ki zaten onu da oynaya oynaya alışırsın her türlü. Boom. Bak şimdi takım benim pite gelmemi istiyor ama girmeyeceğim yani. Girersem adamlar beni geçecek ve o adamlar da pite girmeyecekler. Onun için kötü olacak benim için. Yarışı kaybederim ben eğer pite girersem. Şimdi stop yapmanın alemi yok. Bak, bir tur, bir saniye ile en hızlı turu elimden aldı şu anda. Ve yani adam da hani şey böyle, olay birisi değil, yaklaşıyor bana. Şu an aramızda sadece 1,5 saniye kadar bir fark var. 1,5 saniye çok değil. Yine çakıllara girdik. Şu virajları alma konusunda ben sıkıntılıyım. Yani diyorum, dediğimi yapamıyorum. Yani dediğimi uygulayamıyorum bir türlü. Eski arabaların sesini de çok seviliyor. Biliyorsunuz mu? Eski arabaların sesi yine hibrit motorların sesinden daha fazla rağbet görüyor. Daha fazla seviliyor. Arkamdaki herif bana yapıştı. Şimdi benim buna bir defans yapmam lazım. Bak sağa çıktım. Herif beni geçemedi. Sağa işte, çirkeflik böyle olur. Çirkef defans. Oynat bakalım. Adam gene arkama yapıştı ya. Bak görüyor musun? Gene geçiyor beni. Bir yarış dışı kalmış. Allah Allah. Kaza falan mı yaptı acaba? Güvenlik aracı devreye girer mi? O da bir soru. Bu adam beni çok zorluyor ya. Baksana. Adam dişli biri çıktı, baksana zorluyor beni. Yani en azı tur şeyi de zaten onda. Benim bir hataya şu anda tahammülüm yok, biliyor musun? Bir hatada ben giderim. Birinci sektörde sarı bayrak var.
Aynen, biri kaza yapmış. Birinci sektör demişim bu arada, üçüncü sektör. Pardon, özür dilerim. Adam çok zorluyor beni. Benim defans çok iyi yapmam lazım. Tampon tampona gidiyoruz. Allah seni kahretsin ya, geri zekalı. Defans yapacağım diye haşa doldum ya. Hayır, defans yapıyorum, götüme götüme giriyor ya. Tekerler şu anda iyi diye pitten bilgi geldi de adam dibime dibime yapışıyor defans. Al, al, al. Al işte, al. Al, spin ata ata işte döneriz. Al. Yedin, altıncı daha düştük. Ve pit yapmamız da lazım yani bu kadar şeyden sonra. Ya neyse, zaten videonun amacı pist tanıtım yani, yarış falan değil ya. Rahatım o açıdan. O herif halen arkamda ya. Sari sen ne çıktın ya? Daha halen sokuluyor bana ya. Bak 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 bak, daha halen sokuluyor ya. Ne hırsız adamsın sen ya. Ne hırsız adamsın ya. Bırak peşimi ya. Geçirmeyeceğim seni ya. Allah için geçirmeyeceğim. Bak işte sen al. Geçebildin mi? Benim şimdi pit yapmam lazım. Mecbur geçecek bu herif benim. Tekerlerim çünkü çok kötü durumdayım. Geçeyim şu pite bari. Herif dibime yapıştı, çıkmıyor ya. Pist tanıtım videosu çekeceğim dedim. Dişi diş mücadeleye girdim resmen. Dur bakayım. Hadi. Güm. Yedi buçuk saniye. Gayet iyi. Ön takımların ve bütün tekerlerin değiştiğini varsayarsak 7.5 saniye gayet iyi. Ama ne olacak? Yarışı 17. bitireceğiz. Oynat bakalım. Keşke şey edersaydım ya. Normal yarış açsaydım da. Herkes pit yapmak zorunda kalacaktı. Allah'ın sapağı ya. Ayrılmadı dibimden ya bir türlü. Defans yapa yapa hal oldum. Ha, bıraksam geçse daha kötü olacak. Niye daha kötü olacak? Herif şey olacak yani böyle. Fark atacaktı bana. Geçemeyecektim ben. Çünkü Allah neredeyse basıyor ya. Şimdi bu yarışta DRS'yi de açamadık. Öyle bir sıkıntıya ne oldu. Bundan sonraki pistte yeni araçların birinde pist tanıtımını yapmaya çalışacağım. O arada DRS'yi de açarak en azından hem enerjiyi de göstermiş olurum. Hani nerede enerji kullanılır, nerede DRS açılır, overtake yöntemi dediğimiz olayı bir nebze olsun açıklamaya çalışacağım. Mazotu da fazla almamız kötü oldu bir nevi. Çünkü iki tur daha fazla şu anda yetecek kadar arabada mazot var. Ya yakıt yani. Mazot diyorum da ben. Ağız alışkanlığı. Corner cutting yedik. Oynat bakalım. Bak son tura gireceğim. Ama 3 turluk mazotum var. Çok daraldık. Bak en hızlı tur bana geldi. Yani düşün sen de, yani ben bu yarışı düzgün götürebilseydim, o Sari denen ibne benim götüme yapışmasaydı
ben bunu çok çok daha iyi götürebilirdim. Bak, önümdeki trafiğe de yetiştim yani. Son turdayım yani, ne yapabilirim ki? Adamlar nereden baksan 3-4 saniye önümde. Yani daha fazla turlu yarış açsaydım şöyle bir 26 tur falan. Gerçi 26 turu da bünye dayanmaz yapmaya. Yani ben dayanmam daha doğrusu. Geçebilirdim. Öyle bir şey olsaydı. Bir bakayım, zorlayalım şansını. Hadi şu direk var. Maria Laursen iyi bir yarış kazanmış. Bereketini gör birader. Benim alacağım bini sen aldın işte. Yok, ben bu yarışı 17. bitireceğim. Ama en hızlı tur benim ya. Ondan en azından içim rahat. Hadi lan. Belki bir şeyler, belki bir şeyler. Belki son saniye. Aa, geçmez. Cık. 17. bitirdik yarışı. Evet. Bu şekilde de videomun sonuna gelmiş olacağım. Başa çeken herif de günün sürücüsü olmuş. Çok önemli değil. Benim amacım burada tamamıyla pisti tanıtmak, nereye nasıl geçilmesi gerektiğini göstermekti. Bunlar podyumunu yapa dursun. Ben videoya veda edeyim. Şöyle boşver, şampanya mampanya dökmelerini izlemeye hacet yok. Evet. İlk videomun da bu şekilde sonuna gelmiş olayım. Kaç XP gelmiş? 440. İyi, bin bereket, geçiyorum. Şöyle kendime de çekeyim de bir dakika. Şu ha. Çünkü en hızlı tur benim. Bak, best 1.26, 1.27. Bak, 1.25. En hızlı tur benim. İlk videomu bu şekilde sonuna gelmiş olayım. Eğer serimin devamını gelmesini istiyorsan videoya parmak atıp kanala abone olmayı unutma. Daha diyeceğim bir şey yok. Allah'a emanetsin. Hadi görüşürük.